Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün hep birlikte at çizimi yapacağız. Güzel bir at portresi çizmeyi düşünüyoruz. Atımızın önce yeleli boyun kısmının yerini belirleriz. Öncelikle güzel bir yay şeklinde çizeriz. Bu yay çiziminden hemen sonra atımızın yüzünün geleceği kısmı dikkatlice çizeriz. Burnunun geleceği yer, dudaklarının geleceği yer, ve çene kemiğinin boynuna bağlandığı yeri dikkatlice çizeriz. Buradan sonra yine atın ön göğüs bölümünü dikkatlice yerine koyarız. Hemen boyunla baş bölgesinin birleştiği yerde atımızın sağ kulağı ve arka bölümdeki sol kulağını dikkatlice yerleştiririz. Atımızın kulaklarının yerini belirledikten sonra yelelerinin kulağın sağından ve solundan sarktığı yer ve kulak arkasından boynuna doğru düştüğü yer. İnsanlardaki saçlar gibi atlarda da çok güzel bir görünüm sağlayan yeleleri vardır. Atların saçlarıdır aslında bunlar. Dikkatlice boyuna doğru ineriz. Sırtına kadar inen yeleler vardır atlarda. Atımızın boyun kısmı ön göğüse doğru inen yer. Ve göğüs kısmından dikkatlice göğüs kısmından bacakların birleştiği yere doğru iniş yaparız. Evet. Şimdi atın yeleleri dikkatlice koyduktan sonra kulak da yerini almış oldu. Ve atımızın göğüs kısmı. Atların gözleri tabi iri ve üstü yuvarlak göz bebekleri var. Buradan atın burnuna doğru inen bölüm. Evet, atımızın göğsünü ve göz bebeğini yaptıktan sonra burun hemen üstü öne doğru gelir. Burun delikleri
oldukça iridir. Ve diğer taraftaki burun dilinin olduğu yer. Şu bölümü koyulaştırabiliriz. Burun kısmını çoğumuzun bildiği gibi koyu ve bazen hatta siyah renklidir. Atın dudaklarını. Ve diğer arkadaki gözün göremesek de yerini bildiğimiz için çok hafif şöyle lekesel bir değer bırakabiliriz. Tamamen arkada kaldığı için lekesel bir değer bırakmamız yeterli olacaktır. Atın boyun kısmını biraz gölgelendirebiliriz. Atımızın kulak işlerini gölgelendirelim. Yine tüylü bir kısımdır. Kulak içini gölgelendirelim. Buradaki tüyler de bir sağa bir sola gidecek şekilde. Kulak içi tüyleri vardır. Yavaş yavaş gölgelendirmelere geçebiliriz. Özellikle boyun altı, atımızın boyun altı gölgeli olabilir. Mutlaka. Yanağı ve çenesinin gövdeyi buluştuğu bölümde de yine tarama çizgileri bunu hafif gölgelendirme yapabiliriz. Buradan aşağıya doğru yine dikkatlice gölgelendirerek atımızın vücudunu hacim ve form kazandırabiliriz. Daha sonra bu atımızı tabii ki akrilik boyayla renklendirmeyi düşünüyoruz. Yeliler, tek tek kıvrımları ile beraber aşağı doğru. Arka planda da şöyle dağlar planlayacağım. Atımız açık arazide koşturan ve yaşayan bir at oluyor. Atımızın dudak kısmını belirleyelim. Biz çizdikçe kalemimizin de ucu eridi. Birazdan yeni bir uç takmam gereği. Şu doğacak gibi.
atımızı renklendirirken de kahverengi bir at olarak düşünüyoruz. Arkadaki dağların hemen yanı başına atımızın yapımı bir ağaç koyup dekoratif bir görüntü tamamlamaya çalışacağız. Bu dallarıyla görünen güzel bir ağaç. Ağacımıza ekstra kırık bir dal ekleyebiliriz. Ve ağacımızın yeşil yapraklarını, kümeli yapraklarını toplandır. Tuva çizimimiz hazır. Ağacımız köklerin, topraktan çıkan köklerini de buraya koyduğumuz resmimiz boyama hazır. Siz daha buna isterseniz bir dere de ilave edebilirsiniz. Şöyle uzaktan gelen ve atın arkasından dönen bir dere. Bu resmimizde oldukça güzel bir görüntü sağlar. Bugünkü at çizimimiz bu şekilde tamamladık. Atımız tuvale çizildi, kara kalem olarak. Mizahımızı da köşemize atalım. Eğer çizimimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemenizi özellikle rica edeceğiz. Hepinize sanatonlu mutlu günler dilerim. Evet, atımızın detayları.